yaz geliyor artık. Ben de sihirlerimi bahçede yapmak istiyorum. Ha? Tüylü bir turtle. Senin burada ne işin var? İyi misin peki? Yürüdüğüne göre iyisin. Bu da ne? Sakın sokma beni arı. Ya bahar geldi ya. Hepiniz dışarı çıktınız. Ne? O da ne? Üstünü pisletmiş. Çıkmasaydım keşke dışarı. Siz beni nasıl rahatsız edersiniz? Görürsünüz şimdi siz. Ne var? Niye duracakmışım ki? Ne işe yararsınız siz? Aslında biz çok işe yarıyoruz. Sen biliyor musun? Ben olmasam meyve sebzeler olmaz. Seninle ne alakası var? Onlar toprakta yetişiyorlar. Bir kere ben bal yapmak için bu çiçeklerin arasında dolaşmasam çiçekler tozlaşamaz. Ha, o polenler tozlaşıp meyve oluyor. Ben de çiçek tohumları yerim. Çiçek o tohumlar da çiçek benim sayemde çiçek toprağa giderler biliyor musun? O tohumlar böyle toprağa düşüyor, böyle serpiliyor. Sonra da onlar büyüyorlar, sebze falan oluyorlar yani. Dur kaçma. Söyle bakalım tüylü şey. Sen ne işe yarıyorsun peki? Benim kurt arkadaşlarım toprağı havalandırırlar. Ben ise tırtıl olarak gereksiz yaprakları yerim. Doğada temizlik yaparım. Sonra da büyüyünce çok güzel bir kelebek olur. Doğanın dengesine yardım ederim. Ay sabah sabah bir biyoloji dersim eksikti. Anladım, hepinizin çok faydası var doğaya. O yüzden de ben gidip kulübende oturacağım. Burada değil. Teşekkürler kuş, onunla kurtulduk. Tik tik, önemli değil. Biliyor musunuz, çok garip bir şey oldu. Bugün yaşlı cadı beni ziyarete geliyor. Hiç sevmem onu. O da beni tabii. Merhaba. Hoş geldin. Bana işin düşecek kadar ne oldu acaba? Geç dalganı geç. Her şeyi denedim. Onu yaptım yok, bunu yaptım yok. En son çare artık senin yanına geldim. Derdin ne? Anlat hadi. Çok hastayım. Ne yaptıysam ne ettiysem bir türlü hastalığımı iyileştiremedim. Yapma ya, çok mu hastasın? Hı hı. Ya yalan söylüyorsan? Nereden bileyim? Yalan söyleyecek olsam böyle saçma sapan bir şey mi uydururum sanki? Benim bir an önce iyileşmem gerekiyor. Çünkü küçük bir sırrım var. Küçük mü? Çok da küçük sayılmaz. 15 yaşları civarlarında. Ne? 15 yaşında sır mı olur? Hı. Olur tabii. Benim bir kızım var. Galiopa. Galiopa. Onu koruyabilmek için iyileşmeliyim. İnanamıyorum sana. Senin bir kızın mı var? Çok komik bu. Neresi komik? Kızım var işte. Demek 15 yaşında bir kızım var. Benim de var. Ama benimkini herkes biliyor. Seninkini hiç bilmiyorduk. Evet. Çünkü babası korsan. Galiopa. Küçük kızım. Evet. Belki sana yardım edebilirim. Ama öncelikle sana inanmam gerekiyor. Nasıl olacakmış o? Bunun için de kızını görmem lazım. Olmaz. Olur.
Ah Galyopa! Ben onu herkeslerden sakladım korumak için. Ah. Ama söz vereceksin. Kızıma zarar vermeyeceksin. Vermeyeceğim tabii ki. Benim de kızım var. Peki. Tamam peki. Herhalde kızını buraya getirebilecek kadar sihir yapabiliyorsundur. Tamam, getiriyorum. Ay, neredeyim ben? Burası neresi? Anne, neredesin? Ah, canım kızım. Hastalığıma dair bir şey söylersen seni kurbağaya çeviririm. Yavrum, hoş geldin tatlım. Bak seni en yakın arkadaşımla tanıştırayım. Aa, Galyopa. Sen ne kadar güzel bir kızsın. Annene hiç benzememişsin. Üstelik de iyi bir kıza benziyorsun. Çok memnun oldum. Ah! Bir türlü kötülük tohumlarından alamadı. Babası da iyiydi. Korsandı morsandı ama iyi adamdı. Hadi inandın mı? İyileştirecek misin artık beni? İnandım. İyileştireceğim. Harika. Galyopa, yavrum, sen Özge Cadı teyzenin bahçedeki kurbağalarını görmek ister misin? Ay, evet evet, bayılırım kurbağalara. Belki de bir tanesi prens olup beni öper. Hadi çocuğum, hadi. Senin bu kızın iyi olduğu kadar biraz da safmış. Neyse, hadi bakalım şimdi senin sıra iyileştirmekte. Heh. Evet, önce hastalığını bir bulalım. Evet, hissediyorum. Ben de gıdıklanıyorum. Bu sihri yapabilirim. Seni iyileştireceğim, hiç merak etme. Önce çok nadir bulunan yarasa sonarı. Ve onu biraz hafifletmek ve güzel koku vermek için leylak tohumu. Ve bu kötü cadıyı iyileştirmem için en önemli şey bal kabağı enerjisi. Hadi hazır mı? Ne yapacağım şimdi onu? İçecek miyim? Hazır hazır. İçmeyeceksin. Bekle ve gör. Harika oldu bu. Ah seni geri. Harika. İyileştim. Anneciğim. Kurbağalar çok tatlıydı. Hepsini öptüm. Ama hiçbiri prense dönüşmedi. Ah öyle mi yavrum? Ah, kesinlikle babasına çekmiş. Neyse. Cadı Özge. Hı. Sana bir hayat borcum var. Hı. Senin de bir gün işin düşerse beklerim. Ama bir seferlik. Siz bir şey mi yapıyorsunuz? Ne işi o? Yok. Hiçbir şey yok tatlım. Büyükler arasında, biz cadılar arasında. Benim sana işim düşmez. Öyle deme. Galyopa, tatlı kız. Neyse, çok sevme kızımı. Çok sevme. Hadi kızım, biz gidelim. Evet, artık zamanı geldi. Kendime yardımcı olacak değişik bir hayvan yapmalıyım. Ne olabilir acaba? Örümcek yap. Of, siz susun. Çok var sizden burada. Ayı mı yapsam? Keçi mi yapsam? Koala mı yapsam? Yoksa panda mı yapsam? Buldum. Şöyle güzel bir tırtıl yapayım. Sonra rengarenk bir kelebek olsun. Uçsun gitsin. İyi günümdeyim galiba bugün. Evet evet, kesin tırtıl yapacağım. Karar verdim. Biraz da kurbağa yumurtası.
çok ses yapıyorsunuz. Konsantrasyonum bozuluyor. Harika olacak. Renksiz. Rakip cadılar görse bana gülerler. Yapamadı. Yapamadı işte. Ay canım benim. İstersen seni bir fareye çevireyim. Ne dersin? Hayır hayır. Sakın öyle bir şey yapma cadı. Tamam sustum. Of! Gerçekten çok sinirlendim. Benim tırtılım çok renkli, çok gösterişli olmalı. Yetmez, yetmez. Biraz daha. Gördüm mü? Tülü düştü. Sana sus demiştim örümcek. Ben en renkli tırtılım. Wow, bak bak bitmiyor gerçekten. Bundan çok güzel, kocaman bir kelebek olur. Ama o zaman uçup beni bırakır gider. Ne yapmalıyım? Hah, buldum. Artık sen benim yardımcımsın. Kelebek olmayacaksın ve gitmeyeceksin. Ama ben yardımcılığa terfi edecektim. Çok az sürem kalmıştı. 2 sene ama tazminat istiyorum. Ay örümcekciğim. Konuş konuş. Ay, hiçbir şey duymuyorum, duyamıyorum. Çünkü benim artık çok güzel bir yardımcım var. Hoşçakalın.